Merhaba. Merhaba. Neyi açıyorsun? Ne bu? Sürpriz. Hayır, bu sana değil ama bu sürpriz. Bu sürpriz sana değil, bu anneye. Olmaz öyle. Sürpriz. Hayır hayır, bu anneye. Elif. Annenin sürprizi bu. Hayır. Evet. Lera al sen bunu. Hayır. Bu senin sürprizin. Lera al. Senin sürprizin bu. Evet. Ama gerçekten annenin sürprizi Elif. Sana oyun değil o bak. Biz anne... Anneyle biz oynayacağız. Anneyle biz oynayacağız bu sefer. Wow. Wow. Ne o wow wow ne o? Ne olduğunu anladın mı da wow wow diyorsun? Kurbağa. Hayır, Elif'te hiç reaksiyon olmadı. Hiçbir reaksiyon olmadı Elif'te. Ben dedim elindeki oyuncağı atar şimdi dedim ama hiç korkmadı var ya. Ben korkuyorum. Ben tamam. Alina. Aa, Alina. Yok be, Alina da hiç korkmamış. Kurbağa, dur bakayım bu şimdi evet kurbağa. Arkadaşlar bu ne? Jumping game, zıplama oyunuymuş bu. Nasıl oynandığı hakkında hiçbir bilgimiz yok. İnternete baktım, internette de bulamadım nasıl oynandığını. Ama içinde kullanma kılavuzu varmış. Ha, ve Türkçe kullanma kılavuzu. Tabii bu büyük bir artı tabii Türkçe olması. Bakalım. Ben şimdi buna bakayım. Ben nasıl oynandığını öğreneyim arkadaşlar. Sonra beraber devam edelim. Kızım düşürme ama bak bu kurbağaları düşürme. Baba. Tamam mı? Bakayım. Şuna bakayım. Kaç tane kurbağa var? Say. 3, 5... 8, 10, 13 tane olmuş. Say bakalım kaç tane var. 12 taneymiş. Zıplayan solates töreni göleti inceleyin. Sonra yalnızca bir tane kalana kadar kurbağaları zıplatın. Kolaydan çok zora sıralanmış olan 40 görev kartı var. Başlangıç seviyesinden başlayıp her seviye... Evet 12 tane becerilerinizi geliştirin. Çabucak göletteki en akıllı kurbağa olacaksın. Bir çekmeceli oyun alanı, görevler ve çözümleri. Kolaydan çok zora sıralanmış. Oyun Nob yarışı tarafından bulunmuştur diyor. Aa, bu solo test oyununun benzeri bir şey. Solo test diye bir oyun vardı. Bilmiyorum sizde var mıydı Lera böyle bir şey. Onun benzeri bir oyun herhalde. Ben biraz öğreneyim arkadaşlar sonra devam edelim. Şimdi ben anladım. Yani nasıl olduğunu anladım. Solo testin aynısı bu oyun. Yani solo testte de böyle oynanıyordu. Bunlar üzerlerinden geçirilerek oynanıyordu. Bu da aynı şekilde. Ama burada kartlar var. Tamam mı? Bu kartlarda bak süper hard çok zor diyor. Ondan sonra hard zor diyor. Bak bu da süper hard. Bir de kolay easy'ler de olması lazım. Kolay yok mu hiç? Kolay olması lazım. Ver bakayım Elif. Bu orta derece zor. Bak bu mesela easy. Easy'ler yeşil olanlar kolaylar. Tamam mı? 4 çeşit kart var. Easy, medium, hard, en zor. Yani kolay, orta, zor, çok zor. Şu baba. Şu bunlarda da oyunu anlatıyor kızım. Şu kolay olan kartlarda da numaralar var bak altta. Bunun bir olanını mesela bulalım önce. Bir olanı. Nerede Elif bir? Ver o yeşil olanları ver bakayım bana babacığım. Yeşil. Evet. Yeşil 3. Yeşil 4. Ver bakayım 2. 2 yok mu? 1 yok mu? Yeşil 2. Bir de yeşil 1. Şimdi en kolay oyunu buymuş. Tamam mı? Burada bunun en kolayından başlayarak zora doğru gidebiliyorsun. Bunları çözeceksin. Yani mühim olan bunu çözeceksin. Nasıl çözeceğiz şimdi? Baba. Burada sana bak gösterdiği gibi. Dur babacığım. Gösterdiği gibi bir tanesi hep boş kalacak Elif. Onun için böyle boş. 12 tane var yani kurbağa. Gösterdiği gibi kurbağaları yerleştireceksin önce. Şu kurbağaları alalım. Dur. Oh, yavaş düşürmeyin ama aşağıya. Şimdi en kolayda 4 tane kurbağa var Elif. 4 tane kurbağayı onun gösterdiği gibi yerleştireceğiz. Bir tane kurbağa böyle. İkinci kurbağa böyle. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de bu. Şimdi burada amaç burada bir tane kurbağa kalmasını sağlamak bu gölette. Onu da yaparken böyle bunların üzerinden kurbağaları atlatıyorsunuz tamam mı? Böyle atlatıyorsunuz.
Her defasında da üzerinden atlattığınızı alıyorsunuz. Burada bir tane kaldığında oyunu kazanmış oluyorsunuz. Tamam. Anladın mı Lera? Anlamadın mı? Şimdi sana burada bir bulmaca sormuş. Bak bunları böyle yerleştir demiş. Bunları böyle yerleştiriyorsun. Yerleştirdin. Sonra amaç her oyunda ortada tek kurbağa kalmasını sağlamak. Bunu kurbağaları nasıl azaltıyorsun? Üzerinden atlayarak. Bir tane kurbağa, bir saniye babacığım. Bak üzerinden atladığın kurbağanın alıyorsun onu iptal ediyorsun. Sonra bir tane daha bak üzerinden atlıyorsun. Bunu iptal ediyorsun. Bir tane daha üzerinden atlıyorsun. Bunu da iptal ediyorsun. Son kaldığı zaman da oyunu kazanmış oluyorsun. Eğer yapamazsan arkada nasıl yapıldığını da gösteriyor. Anladın mı? Nasıl yapıldığını da gösteriyor. Şimdi evet bir numarayı yapmış olduk işte böylece. Tamam hadi sen de iki numarayı bakalım dene yapabileceğim mi? İkiyi. Önce ikideki gibi yerleştireceksin. Evet. Heh, öyle dördünü de aynı yere yerleştireceksin. Evet bravo. Şimdi burada amaç Lera sen de beraber yapın Elif'le. İkiniz oynayın ben yalnız oynayayım bak. Şimdi üzerinden atlatacaksın ama atlatırken en sonda bir tane kalacak kurbağa. Burada bir tane kurbağa kalacak. Ya birbirinden uzaklaştırmayacaksın. Yakında olacak. Yeslitini pony. Ben Türkçe anlat, Rusça anlatayım istersen sana. Hoçiş Ruski. Bak. No, zdes nojen adin kurbağa. Budit. Simisl tolka. Это как будет голова работает. Да. Bu işte bu. Tamam bunlar burada. Şimdi burada ti budiş dialayet zdes budit adin kurbağa. Adin kurbağa. Bir tane kurbağa kalacak. Anladım. No eta kak ti mojuş kurbağa zabırayt? Tak. Yesli ti budiş ver idi. Eta ti budiş ulitsa. Yesli ti budiş ver idi. Eta budit ulitsa. I potom yeş oraz. Eta ulitsa. Eta adin zdes astalas. Ti vigral. Ponyal. Anladın değil mi? Yani hep üzerinden atlatarak üzerinden atladığınızı iptal ediyorsunuz. Bu şekilde. Hadi oyna bakayım şimdi bunu yap bakayım. Ama öyle değil işte üzerinden atlayacaksın bak bunun üstünden atlayacaksın veya öbür tarafa atlayabilirsin nasıl uygunsa üzerinden atlayacaksın bak bu kurbanın böyle üstünden gideceksin ama buraya gidersen olmaz neden olmaz çünkü bir tane de burada gitmek zorunda kalırsın iki tane kaldı bak bu bitmedi o zaman oyunu kazanamadın anladın mı anlamadın değil mi anlamadınız siz ben anladım. Arkadaşlar siz anlamışsınızdır umarım yani anladın mı sen tamam. Ben hadi, evet bu ikinci oyunda mesela çözmek için ne yapıyorsunuz? Şimdi bunları çözerken birbirinden kurbağaları uzaklaştırmamanız lazım ki son kaldığı zaman iki tanesi yan yana olsun ve onu da diğerinin üzerinden atlatın. Gölette bir tane kurbağa kalsın. Hadi. Hadi bir tane hadi bunu yap bakayım nasıl yapacaksın? Üzerinden atlatacaksın. Evet bravo. Aferin. Öyle atlayamazsın. Nasıl atma? Evet, öyle de olmaz. Evet, onu atlatacaksın işte. Evet, onu da iptal edeceksin. Şimdi nasıl atlatacaksın? Evet, bravo. Bak, Elif kazandı. Bravo. Çak. Aferin. Şimdi üçüncüyü yapalım hadi. Şu. Üçüncü de böyle yerleştir bakalım. Aa, bak buradan işte. V şeklinde. Aferin. Bravo. Tamam. 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 Yerleştir hepsini. Bravo. Bu çok zeka geliştirici bir oyun. Yani satranç gibi bir oyun. Hep ileriyi düşünerek oynuyorsun. Ya basit görünüyor ama ileriyi düşünerek oynuyorsun. Evet. Elif. Elif nasıl oynayacaksın? Oyna bakalım. Düşünüyor musun hiç? Evet. Bravo. Bir tanesi o. Aa, bunu zaten kendisi gidiyor. Bravo. Hayır öyle oynayamaz, atlayamazsın. Evet. Evet evet onu atlatacaksın. Evet bak kendiliğinden abi, o tarafa atlamayacaksın işte. O tarafa atlarsan iki tane kalır. Bak buraya atladı mı bunu alacak o zaman iki tane kalır. O zaman kaybeder. Bunu bu tarafa atlatacak ki bunu alacaksın. Heh, atlat şimdi onu. Evet onu al. Şimdi bunu da öbür tarafa atlat. Bir tane kaldı. Elif yine kazanmış oldu oyunu. Anladın mı? Bravo. Başlandım. Kazandın işte. Başladın işte. Bu işte oyun. Böyle başlıyorsun. Böyle yapıyorsun. Biz taş makas. Lan biz taş makas.
Bu kızım, bu tek kişilik bir oyun bu. Tabii. Sen oynuyorsun, ondan sonra rakibin oynuyor. Sen oynuyorsun, rakibin oynuyor. Kim tıkandı? O zaman rakibin tıkanırsa sen kazanıyorsun. Sen tıkanırsan... Şimdi baba. Oo, iyi. En zorunu seçtiniz. Ama ver bakayım. Çok akıllı. Yo, bu çok zor ama ya. Bu çok zor. Ha, deneyelim ama. Göstermekten bir şey çıkmaz. Deneyelim. Durun bakalım. Süper art 39. Bence bir tane daha kart olabilir. Bundan daha zoru da var Lera orada. Daha var. Daha zoru da olması lazım. Dur bakalım şimdi. Evet. Çok zor bu oyun. Dur dur babacığım, bir saniye. Tamam, yapacağım yapacağım. Başlayacağım bir şekilde. Yani denemekten bir şey çıkmaz. Biz deneriz, ne olacak? Yok. Oo, bayağı bir zorlaştı. Dur dur bir saniye. Şimdi nerede bu kart, nerede? 39 numaralı kart. Ver bakayım bana. Oo, çok. Ama böyle zor olunca bak çok zevkli oldu var ya. Buraya atsam onu. Bana hangisi lazım? Zaten başka atlayabileceğimiz yer yok ki. Böyle mecbur böyle atlıyorsun. Mecbur böyle atlıyorsun. Bu ikisi klasik. Burada da şu anda da bir tane. Ha, bu buraya gidecek. Mecbur bu buraya gidecek. Bu da buraya giderse onu alırım oradan. Vav be. Çok güzel ya. Vav, harika. Çok yani şimdi her yerden tıkandım. Müthiş oyun. Arkadaşlar çözebilecek misiniz bakayım bunu? Biraz kafayı çalıştırın bakalım nasıl çözeceksiniz. Dur kızım bir saniye babacığım, çok heyecanlandım şimdi. Çok güzel soru. Nasıl yapılır ki bu ya? Şimdi burada zaten oynayabileceğin iki tane var. Ya bunu ya bunu oynayacaksın. Başka bir şekilde oynayamıyorsun. Ve simetrik olduğu için hangisini oynarsan oyna aynı olacak. Tamam, bunu mecbur alıyorsun. Onu nasıl alacaksın? Buraya alamazsın. Üzerinden atlaman lazım. Tabii. Öyle yana almak yok. Hayır, o zaman burası tıkanmış oluyor. Aa, bir saniye, doğru yaptın. Dur. Bunu aldık. Ne oldu? Gene olmadı. Veya bir saniye. Bunu atlarsam bunu alacağım. Gene olmadı. Ama vay be, çok sorunun cevabı var burada da. Arkalarında, kartların arkasında sorunun cevabı var. Evet. Ama çok güzelmiş ya. Bayağı bir bak kafayı yoruyor. Şimdi bu ilk el sabit. Çünkü burada da atlasan olmaz işte. Üzerinden atlaması lazım başka taşın. Şimdi burada iki tane yapma hakkım var. Yok, iki tane yok. Bir tane var. Abi iki tane var. Ya bu buraya. Bak şimdi. Ya bu buraya veyahut da bu buraya. Oraya gitmez ki. Bunu alıyorsun zaten. Ondan sonra bunu buraya atarsan bunu alıyorsun. Ondan sonra bunu buraya atarsan bunu alıyorsun. Bir saniye Elif. Aa evet. Aa, olmadı. Bunu buraya atarsan bunu alıyorsun. Bunu buraya atarsan bunu alıyorsun. Ve iki tane kaldı gene. Vav be, çok iyi ya. Çok iyi. Çok sevdim ben bu oyunu. He? Hayır, kazanamadım tabii. Yani bir taneye indirmen lazım. Bir taneye indirmen lazım. Dur. Bunu arkadaşlara soralım. Yazsınlar. Arkadaşlar soru bu. Bunu solo testi biliyorsanız solo testten bunu çözebilirsiniz. Şu soruyu kim çözecek? Nasıl çözebilirsiniz ki bunu? Şöyle numaralandırabilirim. Siz de altına yazarsınız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anladınız değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1'den 13'e kadar sıraladım haneleri. Hangisini nereye oynayacağınızı yazın bakalım arkadaşlar. Ki burada bir tane kalacak. Sorunun cevabını ilk bilen mail atsın. Lütfen bizim mail adresimize mail atın. Ona bir hediye göndereceğim. Ama doğru bilene hediye göndereceğim. Yani doğru bilmiyorsanız hiç atmayın mail. Gönderemem. Doğru bilene hediye göndereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok zeka oyunu bu. Benim çok hoşuma gitti. Ben şimdi bunu da oynayacağım.
Senin mi sıra? Bir arkadaşlara bay bay yapalım, oynamaya devam edelim. Eğer ben sizden daha önce bulursam ben de yorumlara yazacağım. Arkasında cevap var ama bakmayacağım arkasına. Hiç emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.